Kıymetli izleyiciler, hepinizi hürmetlerimle selamlıyorum. Bugün Üsküdar'dayız. Üsküdar'da Nuh Kuyusu Caddesi'ne hemen yakın Kartal Baba Caddesi ile kesiştiği bir noktadayız. Bugün Kartal Baba Tekkesi'ni sizlere tanıtmaya gayret edeceğim. Kartal Baba Tekkesi kuruluşunda bir Kadiri Tekkesidir. İstanbul'da sur içinde Aydın Ketuda Tekkesi'nin de banisi olan Mustafa Gavsi Efendi'nin halifelerinden Ahmet Efendi'nin ya da lakabıyla Kartal Baba'nın tesis ettiği bir tekkedir burası. Mustafa Gavsi Efendi'nin bir başka meşhur halifesi daha vardır Kadiriye'den. Resmiye kolunun da banisi olan Mustafa Resmi Ahi Efendi'dir. Yine Kartal Baba'nın da pirdaşı olmaktadır. Bu tekke 1750'lerde tesis edilmiştir. Daha sonra farklı tarikatlarda bu tekkede şeyhlerin vazife yaptığını görüyoruz. Tekkenin kısımlarından biraz bahsedecek olursak, tekkemiz kargir bir binadır. Bu son dönemde yapılmış haliyle bu şekildedir. Yanında küçük bir haziresi mevcuttur. Yine Nuh Kuyusu Caddesi'ne açılan kapısı olan Şeyh Evi mevcuttur. Tekkemizin üzerinde bulunduğu Nuh Kuyusu Caddesi'nin ismi ise Hekimbaşı Nuh Efendi'den gelmektedir. Hekimbaşı Nuh Efendi Sultan II. Mustafa devrinin hekimbaşılarındandır. İtalyan asıllıdır ve daha sonra ihtida etmiş, Müslüman olmuş ve Sultan II. Mustafa'ya da hekimbaşılık yapmıştır. Bu caddeye yakın bir mevkide bir kuyu açtırdığı için Nuh Kuyusu Caddesi bu şekilde tesmiye edilmiştir. Yine oğlu Ali Paşa, ya bilinen adıyla Hekimoğlu Ali Paşa da Osmanlı Devleti'nde sadrazamlık yapmış ve birçok eser usule getirmiş. Kıymetli bir devlet adamıydı. Özellikle de Bandırmalı Zade Tekkesi'ni yaptırması, yine Bursa'da Numaniye Tekkesi'ni yaptırması ve de Koca Mustafa Paşa semtinde kendi külliyesini, Abdal Yakup Tekkesi olarak da bilinen tekke, cami ve bir külliyeyi yaptırmıştır ve kendisi de orada metfundur. Kütahya'da vefat etmişti, daha sonra türbesine getirildi Hekimoğlu Ali Paşa. Bu tekkeden biraz bahsedecek olursak, tekkemiz daha sonra Kartal Ahmet Baba'dan sonra Kadiriye'de bir süre hizmet vermiş. Daha sonra Celvetiye tarikatına bağlı şeyhler burada vazife yapmıştır. Tekkenin özellikle şeyhlerinden bahsedelim sizlere. Son devirde Rasih Efendi'nin feragatı üzerine Fodlacıbaşı İbrahim Ethem Efendi bu tekkeye şeyh olmuştur. İbrahim Ethem Efendi Şumlulu'dur. Bugün Bulgaristan sınırları içerisinde kalan Şumlu şehrinde dünyaya gelmiştir. Daha sonra Bursa'ya göç etmiş ve Bursa'da eğitim almış. Celvetiye'nin Selamiye koluna bağlı Kaygulu Tekkesi'nde hilafet aldıktan sonra tekrar memleketine dönmüş ve orada Köstendil şehrinde Sakalı Şerif Tekkesi'nde, yani o zamanki Kadiri Tekkesi'nde onu tekrar uyandırmak suretiyle hizmet vermiştir. Fakat ne yazık ki 93 Harbi meydana gelince bir hicret söz konusu olmuş. İbrahim Ethem Efendi oradan ayrılarak Üsküdar'a gelmiştir. Üsküdar'da akrabası Rasih Efendi bu Kartal Baba Tekkesi'nde şeyhlik yapıyordu. Onun görevi bırakması sonrasında İbrahim Ethem Efendi bu tekkeye şeyh olarak tayin edilmiştir. Yaklaşık 40 seneye yakın şeyhlik yapmış, 1908 yılında vefat etmiştir. Kendisinin Celvetiye icazetinin yanı sıra Kadiriye'den de ders aldığını biliyoruz. Bu tekkede İbrahim Ethem Efendi'nin bağlılarından olan, müridelerinden olan Lalter Hanım, harap olan tekkeyi tekrar ihya etmiştir. Lalter Hanım'ın kabrini de hemen göstermek isterim size. Cami girişinin hemen önünde kendisi metfundur. Lalter Hanım, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın yakınlarındandır ve İbrahim Ethem Efendi'ye intisap etmiş ve 1878 yılında henüz inşaatı tamamlanamadan vefat ederek Hazire'ye defnedilmiştir. Tekke ise onun vefatından bir sene sonra tamamlanabilmiştir. Nitekim bugün tekkenin hemen üstünde yer alan kitabede bu bilgiler yer almaktadır. Size onu da gösterelim. Kitabesinde şu ifade yer almaktadır. Kıldı bu dergahı evvel lani feyzü kemal, basidü kartal baba el hak cenahı himmeti, tair ruhu uçup dem geçmiş olmuştu harap, Lalter Hanım güzel yaptırdı buldu cenneti. Esbak Mısır valisi Mehmet Ali Paşa merhumun mutekasından mümeyleyha
sene 1296. Yani 1879 yılında bu tekkenin inşaatı tamamlanmıştır. Kartal Baba Tekkesi Üsküdar'ın en güzel noktalarından birinde yer almaktadır. Hemen yanında Şeyhülislam Arif Hikmet Efendi'nin tebili ve haziresi mevcuttur. Kendisi de burada metfundur Arif Hikmet Efendi. Tekkemiz ise Tevhidhane ve bugün cami olarak kullanılan Kargir Bina ve yanındaki Şeyh Evinden müteşekkildir. Bu tekke 1954 yılında son şeyhin vefatı sonrasında yıktırılmış. Daha sonra tekrar cami olarak 1975 yılında yaptırılmıştı. Demin bahsetmiş olduğum İbrahim Ethem Efendi'nin 1908 yılındaki vefatından sonra en küçük oğlu Hasan Hulki Efendi bu tekkeye şeyh olmuştur. Hasan Hulki Efendi kendisi iyi bir eğitim almıştı. Ravza-i Terakki Mektebi'nde tahsil gördü. Daha sonra Çınar Tekkesi Şeyhi Ahmet Kamil Efendi'den de ilim tahsil etti ve babasından icazet aldıktan sonra bu tekkenin şeyhi oldu. Kendisi 1925'te tekkeler seddolunana kadar vazifesini sürdürdü. Daha sonra muhtelif işlerle iştigal etti. Halat ticareti yaptı, müteahhitlikle meşgul oldu. 1954 yılında vefat etti. Eşi Belkıs Hanım burada bir süre daha yaşadıktan sonra vakıflar tarafından açılan dava sonrasında buradan ayrılmak durumunda kaldı. Önce buradaki tekke binası yıkıldı. Daha sonra yanındaki şeyh evi de yıkıldı. Uzun süre burası daha betonarme ve maalesef şekli pek hoş olmayan bir cami görünümündeydi. Fakat en son 2016 yılında o eski yapılar yıkıldıktan sonra ilk haline ya da Lalter Hanım'ın inşa ettirdiği haliyle yeniden hizmete sunuldu. Bugün Kartal Baba Camii olarak faaliyet göstermekte, ibadet mekanı olarak kullanılmaktadır. Kartal Baba Tekkesi'nin hemen karşısında Şeyhülislam Arif Hikmet Beyefendi'nin çeşmesi, tebili ve haziresi mevcuttur. Şeyhülislam Arif Hikmet Efendi kitap sever bir Şeyhülislam'dı. Aynı zamanda Seyit'ti, Nakibül Eşraflık da yapmıştı. Kendisinin çok sayıda kitabı vardı. Ve bu kitaplardan önemli bir kısmıyla Medine'de bir kütüphane açmıştır. Bu kütüphanede 1950'lere doğru Medine'ye hicret etmiş olan ve daha sonradan da kütüphanecilik yapan Ali Ulvi Kurucu Medine'deki Arif Hikmet Beyefendi'nin kütüphanesinde bir süre görev yapmıştı. Kendisinin kitapları daha sonra ailesinden torunlarına intikal etmiş. Oradan da İbn-i Levin Mahmut Kemal İnan'ın kütüphanesine dahil olmuştur. Bu kitaplar şu an İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Bugün sizlere Kartal Baba Tekkesi'ni tanıtmaya gayret ettim. Yeni bir bölümde sizlerin huzurunuzda olmak istiyorum. Hepinizi hürmetlerimle selamlıyorum.